kare kökün ne anlama geldiğini öğrenmiştik. Mesela size 7'nin karesi eşittir 49 dersem, bunun 7 eşittir 49'un kare kökü demek olduğunu biliyorsunuz. Kare kök, karesini alma işleminin tersidir. Ve kare kök içinde 49, kare kökün içine bir sayının karesini alarak bulduğum sonucu yazıyorum. Bunun karesini alırsam, sonuç 49 olur. Bu durum sadece 49 için değil, bütün sayılar için geçerlidir. İsterseniz karekök içinde x yazıp bunun da karesini alabilir ve sonucun x olacağını söyleyebilirim. Bunu karekökünü alabileceğimiz tüm x'ler için yapabiliriz. Matematikte ilerledikçe bunun değişeceğini göreceksiniz ama şu anda karekökünü alacağımız x'in genellikle negatif olmayacağını biliyoruz. Hemen not ediyorum. Negatif olmamalı. Az önce de dediğim gibi İmajiner ve karmaşık sayılar hakkında konuşmaya başladığımızda bunun değişeceğini göreceğiz ama şimdilik karekökün altına gelen sayının negatif olmayacağını düşünelim. Bunun nedeni ise bir sayının karesini aldığımızda negatif bir sayı elde edecek oluşumuz. Bu yüzden de bunun tanımlı olması için karekökün alacağımız sayının negatif olmaması gerekir demek son derece mantıklı. Ama bu video karekökle ilgili değil. Amacımız karekök kavramının üzerinden geçip küp köklere giriş yapmak. O halde size karesini almak ya da karekökünü bulmak kavramlarının nereden geldiğini sorsam ne cevap verirsiniz? Cevap karenin alanını bulmak olabilir mi? Böyle bir kare varsa ve bu kenarın uzunluğu 7 ise tüm kenar uzunlukları 7 olur. Öyle değil mi? Bu karenin alanını bulmak istersek 7 çarpı 7 işlemini yaparız ya da 7'nin karesini alırız. Aynı mantıkla alanı düzgün bir kare çizemiyorum ama siz bunun bir kare olduğunu, yani bu şeklin tüm kenar uzunluklarının eşit olduğunu düşünün. Evet, eğer bu karenin alanı x ise kenar uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Tabii ki de x'in karekökünü alarak. Bu karenin bütün kenar uzunlukları x'in karekökü olur. Burası karekök içinde x bu da ve bu da. Kare ve karekökünü almak işlemlerindeki karenin nereden geldiğini anladınız mı? Eğer anladıysanız küp kökle ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer elimizde bir küp varsa size düzgün bir küp çizmeye çalışıyorum ama pek başarılı olamıyorum. Küpün tüm kenarları eşit uzunluktadır. Öyle değil mi? Mesela buradaki küpün kenarları ikişer birim olsun. Burası 2, burası 2, burası da 2. Bana bu küpün hacminin ne olacağını söyleyebilir misiniz? Hacmi 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak hesaplarsınız ve bu da 2 üzeri 3 yani 2'nin küpüyle aynı şeydir. Öyle değil mi? 2'nin küpü dememizin sebebi bunun kenar uzunluğu 2 olan bir küpün hacmini verecek olmasıdır. 2'nin küpü de 8 eder. Yine az önceki gibi eğer işe hacimle başlamış olsaydık, yani size eğer bu küpün hacmini vermiş olsaydım, evet bu küpün hacmi eğer 8 birim küp olsaydı, yazıyorum hacim eşittir 8, küpün kenar uzunluğunu bulmak için eğer bir kenar uzunluğu x ise burası x, burası x, burası da x olur. x'in ne olduğunu bulmak için Şöyle düşünebiliriz. x çarpı x çarpı x ya da x üzeri 3'ün 8 olduğunu biliyoruz. Bunun yerine küp kökü de kullanabiliriz. Karekök sembolünün üzerine 3 koyduğumuzda küp kök sembolünü elde ederiz. Yani eğer istersek x eşittir karekök sembolüne çok benzeyen bir şey çizeceğim şimdi. Evet, bu 8'in kareköküdür. Bunun küp kök olduğunu belirlemek için buraya küçük bir 3 yazıyorum. Aynı şekilde aslında bunun kare kök olduğunu belirlemek için buraya 2 de yazabiliriz. Ama bu gereksizdir. Çünkü herkes üzerinde sayı olmayan bir kök sembolü gördüğünde bunun kare kök olduğunu bilir. Küp kök almak istediğinizde buraya küçük bir 3 yazmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. O halde buradaki x kendisiyle 3 kere çarptığımda, yani 3. kuvveti 8 olan bir sayı olmalı. Anlaştık mı? Hadi, birkaç tane daha örnek yapalım. Mesela diyelim ki, 27'nin küp kökünü bulmak istiyoruz. Bunu x'e eşitlersem, 27'nin x üzeri 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve buradan da x'i bulmak oldukça kolay. x çarpı x çarpı x 27'ye eşitse, Aklıma gelen sayı 3. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. Böylece x eşittir 3 buluruz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Başka bir renk kullanayım. Evet, güzel. Sizce küp kök içinde eksi 64 yazabilir miyim? Ne dersiniz? Hatırlarsanız kare kökten bahsederken, imajiner sayıları öğrenmeden, buraya gelecek sayının negatif olmadığını varsaymamız gerektiğini söylemiştim. Peki ya burada? Küp kök içine negatif bir sayı gelebilir mi? Bu soruya cevap vermek için, bir sayının küpünü aldığımızda negatif bir sayı elde edip edemeyeceğimizi düşünmemiz gerekir. Burası x'e eşitse, bu, eksi 64 eşittir x üzeri 3 ile aynı şeydir. Ve buradan da x'in ne olacağını bulabiliriz. Nasıl mı? eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 işleminin sonucu nedir? Eksi 4 çarpı eksi 4 16 eder ama 16'yı eksi 4 ile çarparsak eksi 64 elde ederiz. Öyle değil mi? O zaman buradaki x nedir? Eksi 4. Şu ana kadar öğrendiğimiz matematikle küp kökün altına negatif sayı gelebilir. Yani bu durumda sonucun ne olacağını bulabiliriz. Küp kökle durmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz herhangi bir sayının dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci dereceden köklerini de bulabilirsiniz. Bunlardan matematikte ilerlediğinizde bahsedeceğiz. Ama şimdilik göreceğiniz köklerin çoğu kare kök ya da küp kök olacak. 3 üzeri 3'ün 27 olduğunu biliyoruz. Bunun küp kökünü x'e eşitlediğimizde, x'i bulmanın kolay bir yolu var mıdır? Ne dersiniz? Mesela size küp kök içinde 125'in neye eşit olduğunu sorarsam, bunun için 125'i çarpanlarına ayırmayı deneyebilir misiniz? Evet, deneyebilirsiniz. Evet, bunun neye eşit olacağını en kolay şekilde böyle bulabilirsiniz. 125, 5 çarpı 25'tir. 25 de 5 çarpı 5'tir. O zaman bunun yerine küp kök içinde 5 üzeri 3 yazarım ve sonucu da 5 olarak bulurum. Kökün içindeki sayı büyüdükçe sonucu bulmak çok kolay olmayabilir. Yani çok büyük bir sayının küp kökü, 4. dereceden ya da 5. dereceden kökünün ne olduğunu hemen bulamayabilirsiniz. Aslına bakarsanız çok büyük sayılarda kare kökünü bulmak bile bazen çok zordur. Kısacası, kök işlemlerinin çarpma veya bölme kadar kolay olmayabileceğini söylemeye çalışıyorum.